bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, fireler berber iken, anam düştü eşikten. Babam düştü beşikten, ben dedemin beşiğini tındır mındır sallar iken, anam kaptı saçmayı, babam kaptı dolmayı, derken zamanın birinde bir adam varmış. Bu adamın borçtan kurtulacak hali kalmamış. İşleri hiç de düzgün gitmiyormuş, ben gideyim, şu talihimi bulayım, neden borçtan kurtulamıyorum, neden işlerim hep ters gidiyor, bir sorayım, demiş. Yola çıkmış, yolu bir dağa uğramış, bu dağda bir inilti varmış. Gitmiş bakmış ki aslan inliyor, hasta olmuş. Aslan sormuş, kardeş nereye gidiyorsun, demiş. Adam anlatmış, benim borçtan kurtulacak halim kalmadı, talihimi aramaya gidiyorum, demiş. Aslan, adama, şu benim talihime de bak, ben bu derdi çok çekecek miyim, ölecek miyim, demiş. Adam, peki, demiş. Az gitmiş uz gitmiş bir köye varmış. Köyde bir adama rastlamış. Adam sormuş, nereye gidiyorsun, demiş. O da anlatmış. Köylü adam demiş ki, şu benim talihime de bak, 10 dönüm bir tarlam var, ekiyorum ürün büyümüyor, demiş. Adam, köylü adama, peki, demiş. Az gitmiş uz gitmiş bir şehre varmış. Bir ev görmüş. Bu eve giren çıkan belirsizmiş. Bu ev padişahın sarayıymış. Adam içeri girmiş. Oturmuşlar, eğlenmişler. Herkes dağılınca da padişahla yalnız kalmışlar. Padişah adama sormuş, kardeşim, sen fakir bir adama benziyorsun. Senin buralarda ne işin var? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Demiş. Adam, padişahım benim borçtan kurtulacağım kalmadı. Ben de talihimi aramaya gidiyorum, demiş. Padişah adama bir işaret vermiş, ileri gittin mi önüne bir deniz gelir. Bu işareti yap, karşına bir aygır çıkar, aygıra bin gözünü yum, denizi geç. Denizi geçince karşına bir bina çıkacak, işte talihler orada, orada talihlerimize bakarsın. Yalnız gitmişken benim durumumu da sor. Bu ülkede kimse benim sözümü dinlemiyor, demiş. Adam denizin kenarına gelince padişahın dediği işareti yapmış. Aygır gelmiş, binmiş üstüne denizi geçmiş. Binayı görmüş, içeri gelmiş, bakmış talihlerin hepsi orada. Kendi talihini görmüş. Talihi yıkıkmış. Talihini düzeltmiş. Etrafına taş falan koymuş. Diğer köylü adamın talihini düzeltmiş, etrafına taş falan koymuş. Diğer köylünün talihini bulmuş, o adamın talihi, tarlayı ekmeye gerek yok, tarlanın bir köşesinde altın var, demiş. Yerini göstermiş, orayı eşsin, çıkarsın ekmeye biçmeye gerek yok, demiş. Sıra padişaha gelmiş, padişah, kız padişahmış, padişah bir kocaya varmazsa akıbeti iyi olmaz, demiş. Aslanın talihi de demiş ki, dünyada manyak, kafadan kontak bir adam bulup yerse o derdi geçer, demiş. Adam geri gelmiş, aygırın yanına gelmiş, aygırın ağzından bir mücevher düşmüş. Adam, ne yapacağım ben mücevheri ben talihimi düzelttim nasıl olsa, demiş. Aygır mücevheri tekrar ağzına almış denizin içine gitmiş. Padişaha durumu anlatmış. Padişah, adama, gel seninle evlenelim, çoluğunu çocuğunu da buraya getir, beraber yaşarız, demiş. Adam, padişaha, yok, padişahım ben nasıl olsa talihimi doğrulttum, demiş. Padişahla evlenmemiş. Sonra köye varmış. Tarla sahibine de durumu anlatmış. Beraber gitmişler, tarlada altını bulmuşlar. Tarla sahibi altının yarısını adama vermiş. Adam, yok, kardeşim ben nasıl olsa talihimi düzelttim, deyip altınları almamış. Sonra aslanın yanına gitmiş. Ona durumu anlatmış. Aslana nasıl iyileşeceğini söylemiş. Aslana başından geçenleri de anlatmış. Aslan adama demiş ki, gel kardeş, benim kulağım duymuyor,
"Sen yanıma yaklaş da söyle," demiş. Adam yaklaşınca aslan adamın kafasını ağzına almış, dişlerini geçirmiş. Aslan adama demiş ki, "Kardeşim, dünyada senden manyak adam var mıdır? Ben nereden bulacağım? Mücevheri almamışsın, padişahla evlenmemişsin, bir kazan altını da almamışsın," demiş. Bu masal da burada bitmiş.